Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Bugün sizlere cilt bakımımda hazır olarak neler kullanıyorum onları göstereceğim. Doğal olanları zaten genelde işte böyle maskeleridir falandır, onları yapıyorum sizlere. Şimdi benim hazır olarak kullandığım ürünler bana böyle hani alerji yapmayan ve sürekli kullandığım, artık böyle yıllardır elimde olan ürünler. Hani onları kullanmaya devam etmişim ve işte yeni yeni aldığım ve etkisini gayet iyi gördüğüm ürünler sizlere söyleyeceğim. Çünkü dediğim gibi benim tenim hassas olduğu için hassas tenliler genelde böyle her şeyi kullanamaz. Mesela şu önde gördüğünüz Neutrogena'nın şey toniği var. O sivilce hani siyah noktalar için. O mesela belirli bir süre bende kızarıklık yapmıştı. O yüzden onu kullanmayı kesmiştim. Hatta şu kadar kalmış durumda. Yani peelingini yapıp, peelingi de vardı, o bitti. Peelingini yapıp bunu uyguladıktan sonra biraz böyle cildimde kızarmalar yapıyordu. Ondan dolayı da şey yapmıştım, ara vermiştim. Şu an mesela bunu kullanmıyorum siyah noktalar için. İşte bu doğal olanların yanında şöyle Zenix'in bilek maskesi. Bunu zaten videosunu çekmiştim. Eşim kendine bunu almıştı ama arada ben de kullanıyorum. Mesela sadece nereye uyguluyorum bunu? Burun ve şu yanak kısmıma. Yani siyah noktaların böyle oluşabileceği yerlere, ama çok sıklıkta değil. Mesela ne diyeyim ben size? Bir ayda bir belki yapıyorum. Ya da işte ne böyle cildimin şeyine göre değişebiliyor. Hani gözenekler mesela böyle çok gözüme battığı zaman bunu yapıyorum. Hemen zaten temizliyor. Yani fiyat olarak çok uygun ama etkisi de çok iyi bu Zenix'in. O yüzden bundan da çok memnunum. Yani o şekilde kullanıyorum. Siyah noktalar için olanları şimdi göstereyim. Daha önce mesela, daha önceki yıllarda ben Rock'un ürünlerini kullanıyordum. Biraz maliyetli bir marka Rock. Onun mesela gözaltı kırışıklıkları için olanı kullanmıştım. Onları set şeklinde almıştım. 4 kremini birlikte. İşte güneş lekeleri için olanı ve gözenek hani sıkılaştırma için olanı kullanmıştım. 30 yaş işte üstünde kullanılabilecek şekilde olanları. O Rock'un ürünlerinden de çok memnun kaldım. Mesela indirimde olduğu zaman o Rock'un ürünlerinden hani bulabilirseniz gerçekten alın. Her ürününden. Yani bunları biliyorsunuz aldığınız zaman aynı ürünü tekrar etmeniz gerekiyor ki etkiler böyle şey olmasın. Mesela kullanımı bıraktığınız zaman ne oluyor? Her üründe aynı diye düşünüyorum ben. Kullanımını bıraktığınız zaman tekrar böyle dikkat etmezseniz cildiniz eski haline dönmüş oluyor. Yani ben o şekilde hissediyorum kendimde. Siz kendinizde nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum. Mesela saç bakım ürünlerinde de aynı şekilde kullanırsınız. O saçınıza böyle kalkan görevini verir. Ama siz dikkat etmezseniz, hani kullandığınız malzemelere, işte kullandığınız şampuana falan dikkat etmezseniz ne olur? Saçın yapısını tekrar bozarsınız ve eski haline tekrar döndürmüş olursunuz. Ciltte de aynı şekilde olduğunu ben düşünüyorum yani. Nasıl korumazsanız cildinizi tekrar eski haline başa dönmüş oluyorsunuz. Vermiş olduğunuz paraların hepsini çöpe atmış oluyorsunuz. Benim düşüncem bu şekilde. Daha sonra şimdi bu ciltten ben direkt olarak girdim zaten bunlara. Ben bunları size anlatmaya başladım. Siyah nokta için bunları kullanıyorum. Arada da olsa kızarıklık yapıyor mu yapmıyor mu gerçekten onu denemedim bu ara, ama bütün cilt uzmanlarının önerdiği bir marka olduğunu biliyorum bu Neutrogena'nın. Çünkü içinde diğer ürünlere göre, diğer markalara göre daha uygun ürünler varmış. Cilt yapısını bozmayan, işte kırışıklıkları arttırmayan gibisinde. Çünkü o şekilde bir bilgi verilmişti bana. Oradan biliyorum. Yalansa da bilmiyorum. Daha sonra şimdi cilt şeylerinden bunları biliyorsunuz zaten. Bunları yakın zamanda paylaşmıştım. Bunu ben tekrar ikinciye yaptım. Ben bunları az az kullandığım için çok güzel bu ürünler gerçekten. İşte hani fiyat uygun olsa gerçekten bunlardan tekrar alacağım. Ama İnanılmaz derecede cildi pamuk gibi yapıyor ve çok güzel şekilde arındırıyor. Yani hazır olarak kullandığım maskelerden bunlara bayıldım. Daha sonra mesela yine bu Avon'un Anev, bunu size yapmıştım, altın maskesi. Bunu bayağı oldu kullanıyorum. Yani inanılmaz güzel bir maske. Soyulabilen yüz maskesi. Normal cildi nemlendirici bir maske ve bunu yaptıktan sonra zaten cildiniz sanki böyle nefes alıyor. Yani öyle güzel bir maske. Bundan da çok memnunum. Yani bu Avon'un maskelerini gerçekten denerken memnun kaldım.
Yani maskeleri güzel. Allah için şimdi ne yapayım? Şimdi Avon'a girmişken Avon'un ben ne yapmıştım? Şöyle makyaj temizleme, yani yüz temizleme, göz makyajı dahil losyon temizleyici. Şimdi ben de bu serinin şöyle kremi var. Ben bunlardan çok memnunum. Yani nemlendirici olarak, vücut nemlendiricisi olarak böyle zaten büyük boyu var. Ve bunun bir de şöyle bir boyu var. Bu az kaldı. Yani az kaldı dediğim, bakayım ne kadar kalmış. Bayağı var. Bayağı gidiyor zaten bunlar. Bakın şu şekilde. Yani aldığınız zaman krem ihtiyacınızı gayet fazlasıyla karşılıyor. Bu zaten hala dolu. Yani ben bunu işte vücuduma da sürüyorum. Hani böyle pul pul dökülmeler olduğu zaman çok etkili, çok güzel. Yüzüme de sürdüğüm zaman sivilce yapmayan tek krem bu Avon'un ürünleri. Bu mesela, bunu yıkıyorum şu an yüzümü. Eğer ki gözlerimde çok fazla kaşınma olmadığı zaman, normalde ben bebek şampuanıyla makyajımı temizliyorum. O da hani çok fazla böyle arka arkaya makyaj yaptığım zaman gözlerimde kaşınma oluyor. Hani alerjik bir durum söz konusu oluyor. O yüzden bebek şampuanıyla yıkıyorum. O da doktor tavsiyesi olduğu için. Buna çünkü tepki verenler olmuş. Bebek şampuanı yanlış bilgi vermişsiniz gibisinde, ama bana uygula dedikleri için ben o şekilde uyguluyorum ve 1,5 yıldır da yaptığım için herhangi bir cildimde problem olmadığı için ben kullanıyorum. Size de uygun geliyorsa siz de kullanabilirsiniz. Uygun gelmiyorsa lütfen kullanmayın. Denersiniz, baktınız ki cildinize yaramadı, kullanmayın. Çünkü herkesin cilt yapısı aynı değildir. Herkesin cildine uyacak diye bir şey söz konusu değildir. O yüzden dikkat etmenize fayda var. Görüyorum, çok özeniyorum, alıyorum ama benim cildime yaramıyor. Ne oluyor bu sefer? Kullanamıyorum, kalmış oluyor ve bozuluyor durduğu yerde. Sonra çöpe gidiyor. Yani yazık, günah. İlk önce bir iyice araştırmalısınız cilt yapınızı. Çünkü kendiniz biliyorsunuz. İyice araştırmalısınız, ondan sonra almalısınız. Bu da mesela, bununla yıkıyorum ya. Hiç nemlendirici sürmeme gerek yok. Bunu yıkadıktan baya baya gitti. Yani şuraya yara falan geldi. İşte video çekimlerinde makyaj yapıyorum. Hani böyle sık sık evde olsam da. Ama işte bununla falan temizliyorum. Cildimi yumuşacık yapıyor. Bu seriden çok memnunum. Aynı şekilde işte ellerime falan da sürüyorum. Yüzüme de sürüyorum. Onlar gayet güzeller. Daha sonra şimdi bunu, bu Doktor Cevdet Tuna'nın en son farmasından aldığımı, haftada 2 kere uygulanan bir üründü. Bir kere uyguladım. Bir kere uyguladığımda peeling bu. Normal pütür pütür hani. Yüzü ıslattım, uyguladım ve ilkte bile yumuşacık oldu yüzüm. Hani ikincide, işte üçüncüde falan hani nasıl olacak? Onu çok merak ediyorum ama ilkte çok güzel bir etki bıraktı bu peeling olarak. Herhangi bir kızarma falan yapmadı. Çünkü ben öyle şeylerde, bu peelinglerde kızarma yapıyor benim cildimde. Her cilt şeyime uymuyor. Ama bunda öyle bir şey yaşamadım. Daha sonralarda yaşar mıyım? Onu bilmiyorum. İşte ona göre bakarım. Haftada 2 kere diyorsa haftada 1'e indiririm. O şekilde kullanmaya devam ederim. Ama gerçekten güzel bir his verdi yüzüme. Güzel bir yapı bıraktı yani yüzümde. Ondan da çok memnun kaldım. İlkte bile olsa. Çünkü bazı ürünler hemen etkisini göstermese de bazıları ilk seferde mesela kullandığınız zaman bile etkiyi veriyor size. Yani yumuşaklık veriyor. Güzel bir hani bir ferahlama veriyor. O şekilde bahsediyorum yani. Onlardan bahsediyorum. Daha sonra benim olmazsa olmazlarım badem yağım ve Hindistan cevizi yağım. Bundan şöyle yani 500 mililitrelik herhalde bitirdim. Bunu yeni aldım. Hindistan cevizi yağı. Şimdi bunda bana tepki veren cilt uzmanları olmuş. Onun hemen açıklamasını yapayım. Demişler ki bana, şimdi mesela ben bunu neden kullanıyorum? Daha önce cilt İşte uygulamalarımda, cilt temizliğimde, cildime neler kullanıyorum da açıklamıştım. Ama tekrar açıklamasını yapayım. Ben bunu 4,5 senedir kullanıyorum. Hindistan cevizi yağına. Şimdi demişler ki diyorum, çünkü bana insanları kandırma diye, insanlara yanlış bilgi verme diye hani böyle sürekli şey yapıyorlar. Yazan oluyor. Şimdi ben herhangi bir hani eleştiri şeyinde değil. Ben şu an kendimi açıklama durumundayım. Hani kimse yanlış anlamasın. Herhangi bir yoruma tepki değil bu. Ben şu anda açıklama yapıyorum. Her söylemem yanlış anlaşılabiliyor. Hindistan cevizi yağını 4,5 senedir kullanıyorum.
göz altıma, bakın göz altıma diyorum. Göz alt çevresi, kaş çevresi, göz çevresi. Yüzüme komple. Bana dedikleri şey, göz altınızda, şu kısımlarınızda yağ bezesi oluşturur. 4,5 senedir her gün kullanıyorum şu Hindistan cevizi yağını. Bakın, herhangi bir yağ bezesi, herhangi bir beyazlama varsa Allah için, işte Allah yukarıda. Herkes de yaramayabilir. Hani bazılarına sivilce yapabilir. Hindistan cevizi yağının mesela, hani bu ne kadar almışım? 12,5 liraya. Şu 20 milimi almışık. Yeni. Bakın 12,5 lira. Macit Efendi'nin ürünüymüş. Eşim Aktar'dan almış bunu. Kırışıklık için, hani göz altıma kırışıklık için kullanıyorum. Göz altı kırışıklığı için 100-150 lira en az bir ürün fiyatı. Ben bunu kullanıyorum. Yani bu ürünü kullanıyorum 4,5 senedir. Yani neler kullandım? Etkisi geçti. Ama bunda gerçekten hiçbir şey yok. Gözenekleriniz, siyah noktalarınız artar. Bakın, hani daha ne kadar yakından göstereyim size. Bakın cildime. Hindistan cevizi yağını yüzüme 2 günde bir uygularım. Göz altıma her akşam uygularım. Her akşam, abartısız. Ben kandırmıyorum. Ben herkese uyacak diye bir şey söz konusu değil. Kimseye uymayabilir. Haftada bir uygulayın, 2 haftada bir uygulayın. Yani size kalmış bir şey. Benim tenime ne beyaz yağ bezesi yaptı, ne gözeneklerimi tıkadı. Benim tam tersi sivilcelerimi geçirdi. Gözeneklerim de yok oldu. Hindistan cevizinin yaptığı şey bu. Bakın ben kullanıcıyım. Hani bu ürünü ben kullanıyorum. 4,5 seneyi geçti hatta. Kullanıyorum. Her defasında söylerim. 36 yaşındayım. Hani şu göz çevresi ve sürekli böyle makyaj hani yapıyorum, ediyorum. Bunun sayesinde göz çevrem hiçbir problem yok. Hazır ürünlerden, normal hani daha etkili ürünlerden benim için daha etkili. Hani yanlış bilgi vermiyorum. Size uygunsa kullanın. Baktınız ki ters tepki etti. Kullanmayın. Size kalmış bir şey. Tatlı badem yağı. Olmazsa olmazım benim bu tatlı badem yağı. Bunu mesela kaşlarıma da sürüyorum ben Hindistan cevizi yağına. İşte dudak çevresidir falan. Hani kırışıklık olabilecek her tarafa Hindistan cevizi yağını uyguluyorum. Tatlı badem yağını, kaş, kirpik. Yine bazen böyle şey yapıyorum. Hani maske şeklinde. Ama tatlı badem yağını tek olarak yüzünüze uygulama yapmayın. O şekilde yapmıyorum çünkü ben. Ya içine gül suyu koyun ya da limon koyun. Limonlu hatta bir maskem var. Yani o şekilde cildinizi böyle nemlendirmek için, işte yenilemek için, işte bu gözenekler falan şey yapmak için, kırışıklık için, sıkılaştırma için bu şekilde uygulayabilirsiniz. Hindistan cevizi yağına gül suyunu. Gül suyu zaten yüzü en iyi temizleyen bir ürün. Yani onunla mesela sadece yüzünüzü temizleyin, makyajınızı temizlemiş olduğunuzu düşünseniz de pamukla alın, gül suyunu temizleyin. O pamuk kirli olduğunu tekrar görürsünüz. En güzel cilt temizleme suyu, yani gül suyu o şekilde yapabilirsiniz. Hani hakiki olanlar oluyor ya, onlarla mesela. Bunu da kaş kirpiklerime uyguluyorum. Yeri geliyor işte dudak çevresine, dudaklarıma sürüyorum. Hani sadece öyle. Yeri geliyor sadece göz altına uygulama yapıyorum. Mesela kirpik altlarımı uygularken göz altlarıma bulaşıyor. Hiç problem değil. Oralarda hani tüylenme falan olmaz. Onlardan hiç korkmayın. Hiçbir şey yapmıyor. Bu şekilde iki ürünü de bayağı uzun anlattım onları. Onları da kullanabilirsiniz. Benim mesela Sudokrem. Şu Sudokrem krem var ya. Mucizevi bir şey bu. Ben her zaman söylüyorum. Hatta Sudokrem 2 tane videosu var. Hani anlatılmış şekilde. Sivilcelerim mesela oluşuyor. Sivilce. Çıktı mesela diyelim ki şurada. Ben onu sürdüm. Ertesi gün onu söndürüyor. İşte lekelerime şu an mesela lekeler oluşuyor. Hani dışarı çıktım dedim ya. Leke oluşumu olduğu zaman Sudokrem kremle düzenli kullandığınız zaman, yani bunu aralıksız 2-3 ay kullanmanız gerekiyor. Tam etki versin diye. 3 aydan sonra biraz durmanız gerekiyor. Ve cildinize göre. Mesela baktığınız sivilceyi sürdünüz ya. O sivilceyi daha çok arttırdı o. İlk başta içindeki aknenin iltihabını dışarı çıkartıyor. Ondan sonra kurutmaya geçiyor. Aklınıza bulsun. Hani 2 günde bir uygulama yapabilirsiniz. İşte haftada 2 defa uygulama yapabilirsiniz. Ben mesela sürdüğüm zaman
Bir gün sürüyorum, 2 gün ara veriyorum. Bazen mesela her akşam sürüyorum. Şeyime göre, yani cildimin ayarına göre bakıyorum. Ama cilt lekelerim, işte sivilce için bunu maske şeklinde, ince tabaka şeklinde sürüyorum. Bu sulu kremi. Hatta bitmek üzere. Bakın. Bunu mesela kızarıklık oldu, işte tahriş oldu. Her şeyi uyguluyorum ben bunu, kullanıyorum. Yüzümde de mesela hani böyle bazen şey oluyor. Kabarma, çatlama bir şey hani gibisinde böyle pul pul dökülme oluyor. Onu sürüyorum. Ertesi gün mesela hiçbir şey kalmıyor. Bundan da çok memnunum. Bu vazelini şimdi bunları neden kullanıyorum? Yüzüme herhangi bir şey sürmüyorum. Ben bunu dudak peelingi olarak her akşam yatmadan önce dudaklarıma sürüyorum. Hiçbir çatlama, hiçbir şey yok. Yeri geliyor mesela şey oluyor. Şuralarda mesela tahriş olmuş oluyor. O kısımlarıma da böyle çok az, hafif sürüyorum. Onu da geçiriyor derma profum vazelini. Çok güzel. Zaten ellerime falan sürekli kullanıyorum ama onu da şimdi burada dudaklarıma her akşam sürdüğüm için onu da tekrar göstermek istedim hazır ürünlerimde. Şimdi mesela ben hava yaz geldi. Benim cildime tek sivilce yapmayan, işte tek böyle kabarmama sebep olmayan şu Garnier'in 50 faktörlü koruyucu süt. 24 saat nemlendirme özelliği olan şundan. Mesela dışarı çıkmadan önce bunu sürüyorum fondöten altına, kapatı şey olarak. İyice böyle yarım saat önceden sürüyorum. O çekiyor. Sonra mesela fondöten süreceksem onun üstüne sürüyorum. Hiçbir yağlanma falan yapmıyor. O yüzden bunu da göstermek istedim size. Hem çocuklara kullanıyorum ben bunu Garnier'in. 50 faktörlü çok yüksek korumalı. Hem de kendime işte yüzüme falan lekelenmeyi önlemek için bunu kullanıyorum. Gayet de çok iyi. Çocuklar mesela, benim oğlum beyaz peynir gibi. Bunu mesela geçen sene sürdük. Çocuk hala bembeyazdı denizde. Yani gayet iyi şekilde koruyor ve suya dayanıklı bunlar. Mesela su etki yani geldiği zaman üstüne veya işte yüzünüze geldiği zaman herhangi bir çıkma falan olmuyor. O sizin yüzünüzde kalıyor. O da böyle yüzünüzü böyle kaplamış oluyor. Gayet de güzel. Hani o kullanırsanız bunlardan kullanın. Bunlar da zaten 101'de falan hani eczanelerde her yerde var. Satılıyor onlardan. Benim cilt bakımlarım hazır olarak kullandım. Elimde olanlar şu anlar, bitenler vardı, onları attım. İşte ben böyle şey yapmıyorum hani çekerken mesela bitenler hani çöpe gidenler diye düşünemiyorum. Ben onları atıyorum. Bir dahakine şey yapacağım mesela. Eğer hani olur da şey olursa makyaj malzemelerim de mesela bitiyor. Ben onlara çöpe atıyorum. Ondan sonra diyorum ki neden diyorum hani bitenler, çöpe gidenler gibisinde hani çekmedin işte ya da bozulanlar hani kullanmamışım, almışım demek ki beğenmemişim, çöpe gitmiş gibisinde. Hani öyle öyle niye yapmıyorsun diyorum kendi kendime. Bugün bölüm var. Böyle bu şekilde cilt bakım ürünlerinden. Bir de dediğim gibi ayrıca ben bunların haricinde Rokun ürünlerini kullanıyordum. Hatta onun 4 tane işte ürünü vardı. Bayağı uzun süre gidiyor. Kampanya olduğu zaman fiyatlar çok güzel. Ama normal zaman işte bazı fiyatları biraz yüksek olabiliyor. O yüzden indirimler olduğu zaman Rok ürünlerinden size tavsiye edebilirim. Çünkü ben onlardan çok memnun kalmıştım. Benim anlatabileceğim bunlar. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir ya da yanlış bir şey yapmamışımdır. Dediğim gibi size uygun oluyorsa, cildinize uygun oluyorsa nasıl kullanmanız gerektiğini siz kendinize göre ayarlayın. Ben kendime göre artık bunları şey yapmışım. Hani benimsemişim ve cildimi artık öğrenmişim. Hani yeri geliyor diyorum ya haftada bir yapıyorum. Yeri geliyor 2 haftada bir yapıyorum. Yeri geliyor 1 ayda bir yapıyorum. Ama muhakkak uyguladığım ürünler bunlar. Hani kullandığım ürünler. Bazen mesela unutuyorum hani ne olduğunu. Bazen mesela sadece Hindistan cevizi yağına dadanıyorum. İşte sudokreme işte takılı kalıyorum. Hani öyle de olabiliyor yani. Sadece bunlar var şu an elimde. Dediğim gibi çöpe gidenler de vardı yani attım onları. Bugünlük benden bu kadar. Umarım size de faydası olur. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Deli Göz Family kanalımıza ASMR, Mukbang, diğer işte farklı challenge'lar için abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.